Yüzleri maskeli hırsızlar Maltepe'de bir kuru yemiş deposunu hedef aldı. 35 dakikada tam 2 ton kuru yemiş çalıp kayıplara karıştılar. 15 dakika falan uğraşıp kilidi patlatıyor. Çuval alıp götürmüşler. Minibüsle geldiler, koca depoyu boşalttılar. 2 ton kuru yemişi çalıp kayıplara karıştılar. 35 dakikalık bir sürede bizim zararımız 300 bin lira. Bu da çok büyük bir zarar. Yüzleri maskeli hırsızlar Maltepe'deki bir kuru yemiş deposunu hedef aldı. Hırsızlar 3 kişiydi. Sabah saat 7 sıralarında Maltepe'deki kuru yemiş deposunun önüne geldiler. Minibüslerini deponun arkasına yaklaştırdılar ve içlerinden biri araçtan indi. Elindeki sert cisimlerle arka kapının önüne geldi ve bu kapıyı açmaya çalıştı. Elinde çubukla kamerayı kaldırıyor aşıyı değiştirmek amacıyla. Hırsız yaklaşık 15 dakika uğraştıktan sonra kapıyı açmayı başardı. Kapının menteşelerini, çelikten aldığımız şeyleri parçalamışlar. Ondan sonra arabadan bir kişi daha iniyor. İşte bu depo ağzına kadar kuru yemişle doluydu. Hırsızlar içeri girer girmez işe koyuldular. Bu şekilde vakumlanmış kuru yemişleri, çuvalları tek tek yüklendiler. Büyük çoğunluğu çuvalda olan Antep fıstığı içlerimiz gitmiş. Yine arka kapıdan dışarı çıktılar ve minibüse yüklediler. Binbir emekle hazırladığımız vakumlu poşetlerde stand ürünlerimiz olan kuru yemişlerimizi de çalmışlar. Hırsızlar oldukça rahattı. Etraftan gelip geçenlere bile aldırış etmediler. Bu bölgede yaşayan insanlar dönüp bakıp kafalarını çevirip gidiyorlar. Bizim gibi ufak ama ihracat odaklı bir firma için tam ayağa kalkmışken çok büyük bir zarar. İş yeri sahibi Dede Kalkan soluğu karakolda aldı. Hırsızlar hiçbir şekilde acımıyor ama bizi koruması gereken emniyet güçlerimiz var. Güveniyoruz onlara, inşallah bulacaklardır.